Kanal Urfa ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gündeme çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Son dakika gelişmesiyle başlıyoruz bültenimize. Trendyol birincilikle düşme potasında bulunan Astor Enerji Şanlıurfa Spor sezonun son maçında kendi sahasında Manisa FK ile karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Şanlıurfa Spor ligde kalmayı başardı. Ligin son haftasında düşme potasında bulunan Şanlıurfa Spor, Manisa Spor'u ağırladı. Trendyol 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Şanlıurfa Spor, haftalarda aldığı kötü sonuçlarla sondan 3. sırada yer alarak düşme potasına girdi. Şanlıurfa Spor için sezonun en önemli maçı olan zorlu karşılaşmayı Süper Lig hakemlerinden Muhammed Ali Metoğlu yönetti. Metoğlu'nun yardımcılığını Mehmet Salih Mazlum ve Güner Mumcu Taş'tan yaptı. İlk yarı oyun orta sahada giderken maçın 34. dakikasında Marco Felipe Lopez Paxao'nun kafa vuruşuyla top ağlara gitti. İlk yarıda başka gol çıkmayınca maç Şanlıurfa Spor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti. Şanlıurfa Spor ikinci yarıya hızlı başladı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Şanlıurfa Spor'da Barış Ekinci ceza sahası dışından attığı müthiş golle durumu 2-0 yaptı. Şanlıurfa Spor bu skorla ligde kalmayı başarırken Tuzla Spor ise bir alt lige düştü. Bizler de Şanlıurfa Spor'a tekrardan başarılar diliyoruz değerli izleyenler. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun kurtarılma anı saniye saniye kameraya yansıdı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldı. Olay Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Zeki Kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Korkma, korkma! İddiaya göre sulama kanalının yakınlarından geçen ailenin Yasin isimli küçük yaştaki çocuğu sulama kanalına düştü. Maşallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Suyun yüzeyinde sürüklenen çocuğun yüzmeye çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuğun düştüğünü görenler kurtarma için suya atladı. Bir süre suda yüzen vatandaşlar çocuğu yakalamayı başardı. Suyun içerisinden geçen plastik bir boruya tutunan iki kişi çocuğu çıkartmayı başardı. Maşallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çocuğun canlı olarak kurtarılmasının ardından bazı vatandaşlar tekbir getirdi. Olay yerinden götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik polisleri ekiplerinin 2 ve 9 Mayıs tarihleri arasında 1.896.066 aracın denetlendiğini bildirdi. Trafik polisleri ekipleri Türkiye genelinde 2 ve 9 Mayıs tarihleri arasında 1.896.066 aracı denetledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti. 1.896.066 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 240 sürücüye işlem yapıldı. 99.794 araca aşırı hız işlemi başta olmak üzere toplam 373.306 işlem yapıldı. Dolandırıcılar sosyal medyada oluşturdukları ev ve kazanç platformlarıyla iş arayanları dolandırdı. Diyarbakır merkezi 6 ilde yapılan eş zamanlı avans operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı. Savcılığının yürütmekte olduğu nitelikli dolandırıcı suçundan dolayı gözaltında. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asal Şube Müdürlüğü ekipleri işveren çetesini 3 aylık takibe aldı. Dolandırıcılar sosyal medyada oluşturdukları evde kazanç platformlarıyla iş arayanları dolandırdı. Sözde ek gelir vaadiyle yorum yap, yıldız ver, beğen, paylaş, puan ver, kazan denildi. Mağdurlarla sosyal medyadan iletişime geçen çete üyeleri 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar avans verip güven kazandı. Sonra da para isteyerek kripto hesaplarda para kazandıracağız diyerek bütün paralarını aldı. Çete haksız elde ettiği paraları farklı kripto hesapları yatırıp ve farklı hesapları havale ederek turnike yöntemi adı verdikleri yöntemle izi kaybettiriyordu.
Organize dolandırıcılık çetesi kendilerini ifşa etmemek için hesap kiralayıp, hesapçılar ise yatan paradan komisyon veya aylık ücret aldıkları tespit edildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Antalya ve Bolu illerinde eş zamanlı yapılan avans operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Evlere yapılan baskınlarda cep telefonları, sim kartlar, hard diskler ve çok sayıda banka kartlarına el konuldu. Şüpheliler dolandırarak elde ettikleri paraları ATM'lerden çekme anları kameralardan tespit edilince inkar edemedi. Diyarbakır'a getirilen şüpheliler 4 günlük gözaltı sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Savcılığının yürütmekte olduğu nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı gözaltındasın. Dön arkana Yusuf. İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34.971'e, yaralananların sayısı ise 78.641'e yükseldi. İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte gerçekleştirilen 4 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi. Gazze şeridine 218 gündür devam eden saldırılarda can kaybının 34.971'e, yaralı sayısının da 78.641'e yükseldiği kaydedildi. İsrail'in gece boyunca Gazze şeridindeki Magazi mülteci kampını, Al-Zawahida kasabasını ve Al-Masdar köyünü hedef alması sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Filistinli yetkililer hayatını kaybedenler arasında 12 yaşında bir çocuğun da olduğunu açıkladı. Yaralananların ise El-Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi edildiği aktarıldı. Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 1650 rakımlı Kımıl Dağı'nda askeri helikopter ile taşınan ve tarihe ışık tutan 2100 yıllık steller, restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla Perre Antik Kent'e turizme kazandırılıyor. Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki 1650 rakımlı Kımıl Dağı'nda 2021 yılında Komagene uygarlığına ait Nemrut Dağı'ndakine benzer bir kült alan ve eteklerinde birisi ikiye bölünmüş iki stel bulunmuştu. Apollon Mitras'la Kral Antiochos'un tokalaşma sahnesinin bulunduğu 3,5 tonluk stelle iki tarafında kitabelerin bulunduğu 2 ton 200 kilo ağırlığındaki diğer stel 2023 yılı Eylül ayında Perre Antik Kent'e getirildi. Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı ve beraberindeki ekip ikiye bölünen ve üzerinde Apollon Mitras'la Kral Antiochos'un tokalaşma sahnesinin bulunduğu steli araya pim atılarak özel yapıştırıcılarla birleştirildi. Toplam 4 gün sürecek olan çalışmanın ardından Perre Antik Kent Nekropol alanının kuzeydoğusunda kaidelere yerleştirilen steller, müzeler haftasında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, iki steli tespit ettikten sonra Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na stellerin bulunduğu kült alanın sit alanı olarak tescil edilmesini önerdiklerini belirtti. 10 Ekim 2021 tarihinde Adıyaman ili Gerger sınırı içerisinde bulunan Kımıl Dağı mevkiinde bu iki steli tespit etmiştik. Bu iki steli tespit ettikten sonra hemen Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na orayı sit alanı olarak tescil edilmesini önerdik ve bu vesileyle tescil edildi. Daha sonra 26 Eylül 2023 yılında Sikorsky tipi helikopterle bu eserleri alıp Gerger'den alıp Adıyaman'a getirdik. Ve burada bugün yapılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonucunda tekrar bunu Perre Antik Kenti'nde ayağa kaldırdık ve kaydelerini yerleştirdik. Karaköprü Belediye Başkanı Avukat Nihal Çiftçi Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Karaköprü'de annelerle bir araya geldi.
Anneler Günü'nü özel kılmak adına düzenlenen etkinlikte Başkan Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi Karaköprülü annelerle buluşurken anneleri günün anısına karanfil hediye edip davete katılımları için teşekkürlerini ilettiler. Etkinlikte annelere hitap eden Başkan Nihat Çiftçi tüm hanımların Anneler Günü'nü kutladı. Karaköprü Belediyesi olarak kadınlar için bir ilke imza attıklarına dikkat çeken Başkan Nihat Çiftçi şu ifadeleri kullandı. Karaköprümüzün çok kıymetli anneleri, Anneler Günü'nüzü şimdiden tebrik ediyorum. Tabii ki kadınlarımız bizim için önemli. Zaten ilk meclisimizin aldığı karar kadın meclisi. Tabii ki temsilen Karaköprü'deki kadınlarımızın duygu ve düşüncelerini bu meclis vasıtasıyla belediyemizin iş ve işlemlerine yansıtacağız. Onun için Türkiye'de bir ilk, yalnızca kadınlardan oluşan meclis Türkiye belediye tarihinde bir ilk olarak gerçekleşti. Karaköprü Belediyesi olarak bunu başardığımız için de ben tüm arkadaşlarıma, meclis arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kendisi bakıma muhtaç anne neredeyse ömrünün tamamını engelli iki oğlunu adadı. İlerleyen yaşına rağmen gelinin de yardımıyla biri 60 yaşındaki iki oğlunun beslenmesinden temizliğine tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde yaşayan 93 yaşındaki Gülsüm Karamuk'un doğuştan engelli olan 60 yaşındaki İsmail ve 53 yaşındaki Naci isimli oğulları konuşamıyor, yürüyemiyor ve akli dengeleri yerinde değil. Yaşamın zorluklarına rağmen yıllardır engelli evlatlarına sevgiyle bakan Gülsüm Nine, evlatlarıyla birlikte mücadele etmekten hiç vazgeçmeyip engelli evlatlarına her gün sevgi ve şefkatle bakarak gelininin de destekleriyle onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Evlatlarını bırakıp gidenler diğer dünyada cezalarını çekerler diyen Gülsüm Nine, insanın evladını bırakabilme gibi bir imkanı seçeneği olamaz, insan ciğerini bırakamaz, evlatlar annelerin bir parçasıdır dedi. Engelli oğullarına kendisine baktığını ama artık yaşlandığı için kendisine gelininin ve kızının da destek olduğunu belirten Gülsüm Anne, 60 yıldır çocuklarına bebek gibi baktığını söyledi. Nasıl olur? Anadolu'da o meyleler işte yavrum. Yanların doluyum yani. Onlar olmayınca tabii yanlarına oturuyorum, yatıyorum. Başka bir şey yapamıyor muyum ben? Beraberlik yemeğe de bu kadar yediriyorum işte. Buyur. Zorlanıyor musun? Tabii gözüm görmüyor. Döküyorum saçıyorum işte. Ondan ne yapayım? Yediriyorum, içiyorum. Atların üstlerini alıyorlar. Gelin alıyor, kız alıyor. Ben yapamıyorum şimdi atların üstlerini. Buyur. Öterdi ya da cazasını çekerler yavrum, bırakıp gidendir. Biz buradan başına geldim de kızım da bekliyor, oğlum da bekliyor, bunları böyle bekliyor işte. Isız köyde, köyde kimse yok. İnsan evladını bırakır mı? Tabii imkanı mı var? Ciğer bırakılır mı? Parça. Yer bir şey ben. Benim tarafım yiyeyim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı kurban hizmetleri tebliği ile kurban satış ve kesimine ilişkin kurallar belirlendi. Konutlarda kurban kesilmesine 11.540 lira ceza verilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı kurban hizmetleri tebliği ile kurban satış ve kesimine ilişkin kurallar belirlendi. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satışla kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlarla kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 4810 lira idari para cezası uygulanacak. Geçtiğimiz yıl ceza miktarı 3036 lira seviyesindeydi. Müzik
Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin J bendi gereğince toplu kesimler için 464.585 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 11.540 lira idari para cezası Çevre Kanunu'nun 24. maddesi kapsamında uygulanacak. Gitme üstüne. 2023 yılında bu ceza miktarları sırasıyla 293.188 lira ve 7.283 liraydı. Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlarla kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak. Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12. maddesinin 1. fıkrasına göre hayvanların kesilmesi dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden en az acı verecek şekilde hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 10.101 lira idari para cezası uygulanacak. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektirenler 7.216 lira idari para cezasına çarptırılacak. 2023'te bu ceza 4.554 lira seviyesindeydi. Birkaç yıl öncesine kadar eğitim olanakları bakımından Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin en dezavantajlı ilçelerinden olan Eyüpiye'de kurulan eğitim otakları ve sınav hazırlık merkezleriyle çocuklar ve gençler artık geleceğe güvenle bakıyor. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un 2019 yılından bu yana üzerinde en çok durduğu ve belediye bütçesinin %60'ına yakınını eğitim yatırımları ve bu alandaki hizmetlere ayırması, ilçenin eğitimdeki makus talihini yeniyor. Büyük çoğunluğu sosyoekonomik yönden dezavantajlı, çok çocuklu ailelerin yaşadığı ilçede özel dershane ve eğitim kurumları imkanına sahip olan öğrenci sayısı yok denecek kadar az iken, Eyüpiye Belediyesi'nin hizmete sunduğu eğitim otakları, sınav hazırlık merkezleri ve gençlik merkezleri sayesinde öğrenciler önemli eğitim destekleriyle tanıştı. 15 Temmuz Akşemsettin gibi büyük nüfuslu mahallelerde yaşayan çocukların okul dışında derslerine destek olanağı bulduğu 15 Temmuz Eğitim Otağı'nda ilkokuldan üniversiteye hazırlığa kadar yüzlerce çocuk ve genç memnun olduklarını belirttiler. Sessiz, çok güzel, ders çalışılabiliyor. Kitap okuyabiliyorsun, bazen kitap okumak insana huzur getiriyor. Soru çözerek de daha çok eğleniyor insan. Büyüyünce bir meslek sahibi olabiliyorsun. Başkasının eline değil de kendi eline bakabiliyorsun. İlgileniyorlar, ikramlar tattırıyorlar. Eğlenceli geçen vakitlerimiz var. Çok teşekkür ederiz bunları bize sunduğu için. Ali Sağır. Daha çok yeni nesil soru tiplerini çözerek eksiklerimi gideriyorum. Sessiz bir ortam. Yani soru çözerken kafamız dağılmıyor ve sorulara daha çok odaklanabiliyoruz. Zaten yeni nesil soru tipleri de odaklanmayla ilgili oluyor çoğunlukla. Ailelerin de çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderebildiği 15 Temmuz Eğitim Otağı'nda görev yapan görevliler, hem buranın disiplinli şekilde işlevini sürdürmesini hem de buraya gelen çocukların ve gençlerin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması için destek verdiklerini belirtti. Burada gençlerimize kışın sıcak bir ortam, yazın serin bir ortam, sessiz ve güvenlikli bir ortam sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bunun yanında çay ikramlarımız oluyor kendilerine ve kitap okuma salonlarımızdan yararlanabilecekleri bolca kitaplarımız var. Onun dışında güvenlikli ve sessiz bir ortam sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Eyüpiye Belediyesi'nin verdiği desteklerle ve başkanımızın verdiği desteklerle biz de personel olaraktan burada geleceğini inşa etmek isteyen öğrencilere elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Eğitim otaklarındaki çay ocaklarından ücretsiz faydalanan öğrencilere Eyüpiye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla eğitim materyalleri de ücretsiz temin ediliyor. Şimdi de dünyadan derlediğimiz haberleri ekrana getiriyoruz. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yolcu treninin park halindeki boş trene çarpması sonucu
90 kişi yaralandı. Rusya'nın Peterburg kentinde dün nehre uçan bir yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten ülkenin kuzeyine giden yolcu treni başkentin Palermo semtindeki bir köprüde ilerlediği sırada park halindeki başka trene çarparak raydan çıktı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirilirken 90 kişinin yaralandığı açıklandı. Bueno, en el lugar. Estamos evacuando víctimas. Yetkililer bazı kabloların çalınması sonucu bu tür kazaları önlemeye yönelik sinyalizasyon sisteminin devre dışı kaldığını söyledi. Rusya'nın St. Petersburg kentinde içinde yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir araca çarpıp Poselov Köprüsü üzerinden Moika Nehri'ne uçmuştu. Olayda otobüs batmaması için halatlarla köprüye bağlanırken, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı. Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Değerli izleyenler, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın vefat eden babası Osman Doğan son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Doğan'ın vefatı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Osman Doğan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'ne getirildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazını kıldırdığı Doğan'ın son yolculuğuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve pek çok siyasi isim katılım sağladı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kafiye ehli iman ve ehli İslam ervaicin. Cenaze namazının ardından Osman Doğan'ın naaşı ikindi namazı sonrası Ankara Kızılcahamam Yukarı Çamlı Köyü'ne götürüldü ve orada defnedildi. Bizler de kendilerine başsağlığı diliyoruz. Vefat eden babasına da rahmet diliyoruz değerli izleyenler. Haliliye Belediyesi eski başkanı Fevzi Demirkol'un doktor oğlu Nihat Demirkol ile AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in doktor kızı Zeynep Çelik'in düğünü öncesi süpa yemeği verildi. Haliliye Belediyesi eski başkanı Fevzi Demirkol'un doktor oğlu Nihat Demirkol'la Faruk Çelik'in doktor kızı Zeynep Çelik mutlu bir birlikteliğe adım atıyor. Gerçekleştirecek olan düğün töreni öncesi Şanlıurfalı misafirler süpa yemeğinde bir araya geldi. Bir dönem Şanlıurfa'da milletvekili ve bakanlık yapan Faruk Çelik'in kızı Doktor Zeynep Çelik'le Haliliye eski belediye başkanı Fevzi Demirkol'un oğlu Doktor Nihat Demirkol, Şanlıurfa'da özel bir mekanda düzenlenen süpa yemeğinde sevenleriyle bir araya geldiler. Süpa ziyafetine AK Parti eski milletvekillerinden Mehmet Akyürek, Yeniden Refah Partisi Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, siyasetçiler, oda başkanları ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Fevzi Demirkol ve vekil Faruk Çelik, davete katılan bütün misafirleri kapıda ağırlayıp tek tek ilgilendi. Süpa merasimi grup Tillo'nun okuduğu Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle devam ederken düğüne Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri ve tatlıları ikram edildi. Süpa merasimine katılan Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, eski bakanlardan Artvin Milletvekili Faruk Çelik'le ayaküstü uzun uzun sohbet ettiler. Müzik
Süpa merasiminin ardından Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan Artvin Milletvekili Faruk Çelik hem gündemi değerlendirdi hem de davete katılan herkese teşekkür etti. 2011 yılında buradan aday olma durumumuz oldu. Çok güzel bir 9 yılımız geçti diyebilirim. Çok güzel günlerimiz geçti. Ve Urfa'ya inanıyorum hep beraber bütün arkadaşlarla dayanışma içerisinde güzel hizmetler de sunduk. Akabinde de bunlar, bu ilişkiler böyle devam ederken, yani bir kız aldık doğru, biz böyle karlıyız falan derken bir de kız vermiş olduk. Hayırlı olsun, takdir ilahi bu. Evliyiz zaten Urfa, herkes Urfalı yani. Yani medeniyetin beşiği burası. Medeniyete ışık saçan bir il. Dolayısıyla bir yönüyle herkes aslında Urfalıdır. Halilye Eski Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyerek davete gelen herkese teşekkür etti. Bu vesileyle sizlerin aracılığıyla bu sevinçli günümüzde bizi yalnız bırakmayan halkımıza, dualarını esirgemeyen vatandaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. İnşallah onların da evlatlarının, torunlarının darısı, mürüvvetlerini görmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Tüm halkımıza selam ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Güneş'te yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez meydana gelen en büyük güneş patlaması sonucu Almanya'ya jeomanyetik fırtınaların yol açtığı ışıklar astrofotoğrafçı Mehmet Ergün tarafından görüntülendi. Güneş'te meydana gelen güçlü patlamanın ardından yaşanan manyetik fırtına sonucu dünyanın birçok yerinde kutup ışıkları görüldü. Meydana gelen büyük güneş patlaması nedeniyle daha önce görülmeyen ülkelerde dahi kuzey ışıkları görülebildi. Bilim adamları bu tür şiddetli güneş fırtınalarının nadir olduğunu ve genellikle güneş aktivitesinin en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtiyor. Almanya'nın Bad Kreuznach şehrinde astrofotoğrafçı Mehmet Ergün kuzey ışıklarını görüntüledi. Güney ve kuzey kutbu ve çevresinde görülen ışıklar Almanya'da izleyenleri kendine hayran bıraktı. Dün inanılmaz olağanüstü bir fenomene tanık oldum. Kutup ışıkları Almanya üzerinde görünüyordu. Bu Güney Avrupa'da yaşanan çok nadir bir olaydır. Bu etkileyici ışık olayları güneşten gelen yüklü parçacıkların dünya atmosferine girmesi sonucunda oluşuyor. Ve bu sayede bizim kutup ışıkları olarak tanıdığımız parlak renkler meydana geliyor. Havanın da açık olması sayesinde bu renkli güzelliği kameram ile yakalama fırsatım oldu. Karaköprü Belediyesi'nin düzenlediği liseler arası futbol turnuvasının açılışı coşkulu bir törenle gerçekleşti. Genç yeteneklerin mücadele edeceği Karaköprü Belediyesi Liseler Arası Futbol Turnuvası gençlerin yoğun ilgisiyle başladı. Turnuvanın açılış maçında Başkan Nihat Çiftçi de gençleri yalnız bırakmazken gençlerle bir araya gelip başarılar diledi. Futbol turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Seyrantepe Spor Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvanın açılış töreninde Başkan Çiftçi, Karaköprü Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Aksoy, İlçe Milliyetin Müdürü Hacı Murat Yanmaz, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Başkan Nihat Çiftçi, Karaköprü Belediyesi'nin yerel imkanlarıyla her zaman gençlerin yanında olacağını dikkat çekti. Karaköprü Belediyesi yerel imkanlarıyla her zaman gençlerinin ve çocuklarının yanında olacağını söyledik. Ve çok erken bir şekilde de bu anlayışın gereğini yapıyoruz. Biraz önce her iki lise takımımızın sahaya çıkmasıyla pankartı taşıdılar. Öğretmenimize dokunma. Öğretmenimiz... Gerçekten öğretmenler bizim canlarımız. Eğer bu ülke, Şanlıurfa'mız, Karaköprü'müz bir yere gidecekse, gelecek tesis edecekse bunun yolu da eğitimdir. Öğretmenin istediği bir saygıdır, sevgidir, sahiplenmedir.
Futbol kardeşliktir diyen Başkan Çiftçi konuşmasını şöyle sürdürdü. Futbol kardeşliktir. Aslında tabii ki yarışmalar olacak. Önemli olan centilmen bir şekilde kardeşçe ve rekabeti de elden bırakmadan bu güzel turnuvalara icabet etmektir. Ben o anlamda da ilçe milli eğitim müdürümüzü, kaymakamlığımıza ve tüm okul müdürlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yalmaz da gençler için bu turnuvayı düzenleyen Başkan Nihat Çiftçi'ye gençler adına teşekkürlerini iletti. Sayın Başkanımızın fikriydi. Ona bir teşekkür etmek istiyorum. Ekibi geldi ve liseler arasında futbol müsabakasını inşallah bugün başlatıyoruz. Turnuvada emeği geçen, katılan bütün öğrencilere, belediye ekibine ve Sayın Başkanımıza ve ekibine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Karaköprü'deki 20 lisenin katılımıyla 10-19 Mayıs tarihleri arasında liseler arası ödüllü futbol turnuvası olarak gerçekleşiyor. Eleme sistemiyle gerçekleştirilecek olan turnuvanın final maçı 19 Mayıs'ta yapılacak ve turnuvada ilk 3'e giren takımların sporcularına çeşitli hediyeler verilecek. Liseler arası futbol turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Haliliye Belediyesi bünyesinde bulunan kurslar ile sporun çeşitli dalları ile tanışma fırsatı bulan gençler tekvando ve judo kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Haliliye Belediyesi bünyesindeki spor merkezleri ile lisanslı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Haliliye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çeşitli spor dalları ile gençlere destek veriyor. Her alanda gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi bünyesindeki Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi'ndeki tekvando ve judo kursu gençlerin hayalleri için mücadele ettiği adres oluyor. Şampiyon sporcular yetiştirilmesi hedefiyle hizmet veren bu kurslara minikler yoğun ilgi gösteriyor. Uzman antrenörler eşliğinde ilgilendikleri spor dalı için teorik ve uygulamalı eğitim alan gençler bir yandan yeni hobiler kazanırken bir yandan da verimli zaman geçiriyor. Aldıkları eğitimlerle birçok müsabakaya katılan ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten genç sporcular kendilerine sunulan imkanlardan ötürü teşekkür etti. Haliliye Belediyesi tekvandoya yazıldım. Tekvando hareket öğreniyorum. Oyun oynuyor musun? Kabağa çıkıyorum. Bunu söyleyen Mehmet Can Boz'a teşekkürler ederim. Tekvandoya yaz kursunda kaydoldum. 4,5 yıldır tekvando yapıyoruz. Oyun oynuyoruz, eğleniyoruz, hareketli yapıyoruz. Türkiye şampiyonasında derece yapmak hayalim. Bize bu imkanları sayılan Mehmet Can Polat'a teşekkür ederim. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yaptığı açıklamada ise 7-14 yaş grubuna yönelik devam eden kurs müracaatların spor merkezlerinden alındığı belirtildi. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların ise 444-22-63 numaralı iletişim merkeziyle irtibat kuracağı kaydedildi. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın.